Merhaba değerli izleyenler, ben Tuncay Arslan. Bu videomuzda oyunlarda mizahı en başarılı şekilde kullanan komedi odaklı oyunlara göz attık ve herhangi bir sıralama yapmadan sizler için bu alanda en beğendiğimiz oyunları seçtik. Başlamadan hemen söyleyeyim, fizik motoru üzerinden komedi yaratan oyunları listemize dahil etmedik. Videoya kısa bir duyuru için bölüyorum arkadaşlar. Steam yaz indirimleri bildiğiniz üzere devam ediyor ve Innalkar sahipleri için Epic Haziran kampanyasıyla daha da avantajlı oyun satın alma fırsatı devam ediyor. Epic Haziran kampanyası boyunca Innal kartlarınızla Innal üye işyerlerinden yapacağınız 30 liralık alışverişlere 10 liralık site bakiyesi anında hediye ediliyor. Innal üye işyerleri arasında hangi işyerleri var diye soracak olursanız, özetlemek gerekirse Perdijital, Game Satış ve Game Sultan gibi siteler bulunuyor. Yaz indirimleri boyunca devam edecek olan Epic Haziran'dan yararlanmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Eğer ki daha detaylı açıklama istiyorsanız bu videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Tales from the Borderlands, Borderlands'in ana serisine göre çok daha hikaye odaklı olduğu için serinin mizahı bu oyunda bir hayli ön plana çıkıyor. Telltale'ın episodik macera formülünü başarıyla işlediği yapım, güçlü hikaye ve karakterlerle kahkahalarla dolu bir oyun tecrübesi vaat ediyor. Borderlands serisini bilmeseniz bile oyundan keyif alabilirsiniz ama elbette ki kaçıracağınız bazı göndermeler olacaktır. Ana karakterimizin bulup büyüttüğü bir bebek dışında tüm kadınların yok olduğu postapokaliptik bir dünyada geçen Lisa, fazla bilinmemesine rağmen kara mizah türünün oyun dünyasındaki en iyi örneklerinden biri. Hikayeyi etki eden seçimler ve partinize katabileceğiniz 30'dan fazla sıra dışı karakter barındıran bu rol yapma oyunu, çizgi dışı mizahıyla genele hitap edemese de hitap ettiği kesimi fazlasıyla tatmin etmeyi başarıyor. Bulmaca çözmek için kullandığımız portal silahımızla test çemberleri arasında yol aldığımız portal serisi, bulmacalarıyla beynimizi yakarken eğlenceli karakterleriyle de yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmiyordu. Wheatley gibi efsane bir karakter barındıran Portal 2, mizah konusunda serinin zirvesi olmuştu. West of Loathing, siyah beyaz çöp adam çizimlerinden oluşan görsel tarzıyla grafiğe önem veren oyuncuları tatmin etmeyebilir ama derdiniz oynadığınız oyundan keyif almaksa doğru yerdesiniz. Vahşi Batı temalı bir RPG olan West of Loathing, yapılmış en iyi komedi oyunlarından biri. Birbirinden absürt görevler, karakterler ve rastgele gelişen olaylarla kısa sürede oyuncuyu tavlamayı başaran oyun, sizin seçimlerinizle ilerleyen harika diyaloglarıyla da rol yapma öğeleri bakımından ne kadar derin olduğunu kanıtlıyor. Oynarken kendinizi bir South Park bölümünün içerisindeymiş gibi hissettiğiniz The Stick of Truth ve The Fractured Butthole, televizyon uyarlaması oyunlara göre oldukça iyiydi. Dünya çapında kendini kabul ettirmiş olan South Park gibi bir markanın mizah anlayışını olağanüstü bir şekilde oyun dünyasına aktaran bu iki yapım, oynayabileceğiniz en komik oyunlar arasında. Conker's Bad Fur Day, Nintendo konsolları için oldukça aykırı bir oyundu. Çok şirin, aile dostu bir görünüme sahip olan oyunun zıt bir şekilde son derece yetişkin bir içeriği vardı. Ağzı bozuk çılgın karakterler ve sayısız parodiye sahip olan Conker's Bad Fur Day, ilk çıktığında fazla satamasa da absürtlükte sınır tanımayan espri anlayışıyla yıllar içerisinde kült bir oyun haline geldi. Bu oyunun klasik bir bilgisayar RPG'si olan 1985 yapımı Bard's Tale'la ismi dışında pek bir bağı bulunmuyor. Bu oyun tamamen komedi üzerine yoğunlaşıyor. Birçok ünlü RPG oyununa yaptığı göndermelerle RPG oyunlarıyla dalga geçen Brian Fargo yapımı The Bard's Tale, esprili diyalogları ve şarkılarıyla bir parodi oyunundan beklenen eğlenceyi fazlasıyla karşılıyor. The Stanley Parable, bizleri oyun boyunca sarkastik bir anlatıcıyla baş başa bırakan sıra dışı bir yapım. Oyunun komedisi de tamamen bu anlatıcı üzerinden ilerliyor. Yaptıklarınızı adım adım anlatan, hemen hemen bütün seçimlerinize tepki veren anlatıcı karakterinin boşa giden tek bir repliği bile yok. Anlatıcıyı dinlemek ya da onun söylediklerinin aksini yaparak farklı sonuçlara ulaşmak gerçekten çok keyifli ve oyunu o kadar detaylı yapmışlar ki bir an anlatıcının gerçekten var olduğunu bile düşünebilirsiniz. Undertale tam bir tutku oyunu. Ufak yardımlar dışında oyunu tek başına geliştiren Toby Fox, resmen oyunun her köşesine espriler yerleştirmiş. Oyun dünyasında her zaman rastlayamadığımız bir mizah anlayışına sahip olan Undertale, kimseyi öldürmek zorunda olmadığınız savaş sistemi, hikayesi, müzikleri ve tarif edilemez samimiyetiyle kısa sürede en çok satan bağımsız yapımlardan biri olmuştu. Unutulmaz macera oyunlarıyla oyun dünyasına damgasını vuran LucasArts, Monkey Island, Grim Fandango, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Sam & Max Hit the Road ve Full Throttle gibi mizah kullanımında hepsi birbirinden başarılı oyunlarla mizah konusunda zirvede yer alıyor. Sadece LucasArts oyunlarından oluşan bir liste yapmak istemedik ama bu güzel oyunları listeden mahrum bırakmak da olmazdı, bu yüzden hepsini tek bir başlıkta topladık.
Oyun dünyasının yeni yeni şekillendiği yıllarda mizahın bir oyun içerisinde ne kadar etkili kullanılabileceğini gösteren LucasArts'a saygılarımızı sunarak videomuzun sonuna geliyoruz. Listede yer vermediğimiz favori oyunlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.